zor, çok güç bir seçime girmiş durumdayız. Herkesin bunun sorumluluğunda olmasını istiyorum. Akdeniz'i gerçekten çok güçlü bir yapıya kaybettik, ödünç verdik. Allah'ın izniyle de mutlaka geri alacağız. Ancak arkadaşlar burada hepimize tek tek çok ciddi görevler düşmektedir. Olayı sadece işte bazen duyuyorum yani koltuğa oturma öyle değerlendirmeyin. Mücadelemiz, savaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Akdeniz Belediyesi'ni hak ettiği gibi tekrar geri almaktır. Bunu böyle görmenizi rica ederim. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet ülkeleriyle Akdeniz gibi kozmopolit, tüm etnik grupları içeren, Türkiye'nin her yerinden insanların misafir olduğunu yaşadığı bir yer. Dolayısıyla bu kadar insanın kendini ifade edebileceği bir yapıyı savunan da Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet ülkeleri olduğu için yani ayrıca bu ideolojimiz için de mücadele ediyoruz. Lütfen bunu böyle görelim diye düşünüyorum. Kadınlarımızı görüyorum. Yaklaşık bir aydır bu adaylık sürecinden sonra bir ay olmadı. Özellikle kadınlarımızın gerçekten sahada çok özverili bir şekilde çok içten, çok kardeşçe çalıştığını görüyorum. Gerçekten büyük bir çıkardığı özverili mücadele duygusuyla Allah'ın izniyle inşallah burayı alacağımıza inanıyorum. Sevginin konuşulduğu bir gün olması nedeniyle de çok önemsediğim bir şeydir. Hepinize sevgililer günü kutluyoruz. Bu sevgi içinde sadece kadın erkek sevgisi değil, vatanın sevgisi, bayrağımızın sevgisi, geleceğe olan sevgimiz, doğaya, insana olan sevgimiz, hepsini de birlikte içerdiği için bizim için önemlidir. Hepinizin sevgililer günü kutluyorum. Lütfen. Lütfen. Bu kavganın zor bir kavga olduğunu unutmayınız. Lütfen egolarınızı, yani kişisel sorunlarınız olursa bunları ertelemenizi rica ederiz. Gelecekte inşallah biz burayı aldığımız zaman belki bir süre alacaktır. Ama bu siyasete yeni kavramlar da getirmeyi düşünüyoruz. Bakışımız da siyasete farklıdır. İnşallah sizlerle birlikte yeni bir düzen, yeni bütün insanları kucaklayacak bir düzen kurmaya, ekonomik kaynaklarımızı böyle belli bir kesimlere değil, herkese gelmeye çalışacağıma da söz veriyorum. Herkese de hak ettiğini vermeye de çalışacağıma da söz veriyorum. Bu bireysel bir söz değildir, toplumsal bir sözdür. Onu da özellikle de vurgulamaya istiyorum. Bu kenti değiştireceğiz. İnşallah. Bu kenti nefes alan bir kent haline getireceğiz. İnşallah. Bu kenti ortak bir akılla yönetilmesi için bütün mücadelemizi vereceğiz.